Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimli köpekleri Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştiriliyor. Buradaki 12 farklı ırktan köpek 8 branşta zorlu bir eğitim alıyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından burada yetiştirilerek Türkiye'deki çeşitli birliklere sevk edilen 28 arama köpeği ile bir ceset arama köpeği de bölgede aktif olarak görev aldı ve 78 kişinin enkazdan sağ olarak kurtarılmasını sağladı. Öbür köpek nerede? Ara. Göster. Nerede? Göster. Göster. Nerede o? Nerede? Bir daha göster. Yasa. Bir daha göster. Yasa. Binbaşı Uysal, Köpek Üretim ve Eğitim Taburu ödül töreninde görüş ve minnenize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Arkadaşlar merhaba. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Köpek, omza. Deprem bölgesinde başarıyla görev yapan veteriner uzman çavuş Ramazan Deveci ve köpeği Yasa, veteriner uzman çavuş Ahmet Çetin ve köpeği Masum, veteriner uzman çavuş Hasan Hüseyin Kıymaz ve köpeği Devil, veteriner uzman çavuş... Ekstra ilgilen. Masum. Yasa. Evet, oldu. Tamam mı? Deprem haberini aldığımız anda intikal hazırlıklarımıza başlayarak ivedilikle en seri vasıta olan uçakla bölgeye intikalimizi yaptık. Aynı bizim yaptığımız şekilde hazırlıklarını tamamlayan diğer köpekli timlerimiz de, burada eğitimini almış olan ve diğer birliklerin emrinde bulunan köpekli bir timlerimiz de bölgeye intikal etmişti. Söz konusu bölgeye vardığımızda bize verilen sorumluluk sahası Adıyaman ili olduğu için Adıyaman ilinde konuşlandık. Adıyaman ilinin değişik mahallelerinde, özellikle depremden en çok etkilenen bölgelerinde ve pek çok noktalarında köpekli timlerimiz arama faaliyetlerine iştirak ettiler. Bu faaliyetlerde tespit etmiş oldukları canlı vatandaşlarımızı arama kurtarma birimleriyle istişareler yapmak suretiyle onların yönlendirilmesini sağlandılar ve pek çok cana dokundular. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önce emniyet, sonra hareket prensibiyle hareket edilir ve emniyet beklenmeksizin alınır. Fakat öyle büyük bir depremdi ki personelimiz zamanla yarıştığı için çoğu zaman kendi emniyetlerini hiçe sayarak enkaz alanlarında canla başla görev yapmak suretiyle her türlü cana dokunmaya çalıştılar. Bölgede İnsani Yardım Tugayı'na bağlı köpeklerimiz ile Köpek Eğitim Destek Müfreze Komutanlıklarında görev yapan askeri köpekli timlerimiz ve taburumuza bağlı köpekler söz konusu bölgede görev yaptılar, başarıyla görevlerini tamamladılar. Taburumuza bağlı askeri köpekli timlerimiz özellikle 3 hafta kadar bölgede yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine iştirak ettiler. Toplamda bölgede 29 askeri köpekli timimiz görev yaptı. Bunlardan 28'i arama köpeği, bir tanesi ceset arama köpeğiydi. Toplamda 78 canlı vatandaşımızın enkazdan kurtarılmasına vesile oldular. Fakat tespit ettiğimiz sayı bunun çok daha üzerinde. Kendi imkanları ile tespit ederek çıkardığımız vatandaş sayısı 78'di. Bunun haricinde yer tespiti yapmak suretiyle diğer arama kurtarma birimlerine
yönlendirerek pek çok canın kurtarılmasına vesile oldular. Ve burada almış oldukları eğitimleri sahada bizlere göstererek bizim göğsümüzü kabarttılar. Pek çok kahramanı oldu bu felaketin. Bunları gördük ve duyduk. Ama en sessiz kahramanları köpeklerimizdi. Sizler de buraya kadar gelip bizleri ziyaret ederek bu sessiz kahramanlarımızın dili olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Kahramanmaraş'ta depremde Adıyaman bölgesine görev aldık. Can dostum Yasa ile birlikte birçok enkazda bulunduk. Aklımda kalan, unutamadığım enkazlardan birisi Sevim Apartmanı'nda 6 aylık bir bebeğimizin yerini tespit ettik. Yiğit bebek. Bunun oradan çıkarılması bebeğin hayatını unutamayacağım anlardan birisidir. Kendim de Gaziantep İsrail'i olduğum halde ailem de enkaz altındaydı. Ama görevim icabı göreve devam ettim. Şükür ailemde de can kaybı yoktur. Enkazdan çıkarıldılar.